Şimdi izin verir misiniz sohbetimizi biraz hemen 13. asıra kaydırmak suretiyle. 13. asrın neden böyle veliler açısından çok bereketli, çok yoğun bir asır olduğunu değerlendirmeye çalışalım. Evet. Şimdi efendim biliyorsunuz zaten gönüllerde gezinti yaptığımıza göre zaman ve mekan içerisinde mukayyet değiliz. Gerçekten 12. asrın hatta 11. asırın kısmen bir özelliği var. Manevi ilimler açısından, mana bilimleri açısından bir özelliği var. Bu özelliğini aşağı yukarı şöyle derleyip toparlamak mümkün. Türkler Asya'da, Batı Asya'da, Batı Azer'de, biraz daha ortada Horasan'da, biraz daha Doğu Asya'da çok güzel memleketlerinin köyleri, kasabaları çok güzel. Oralarda o kadar mükemmel, tatlı bir hayat yaşıyorlar ki. Bir de İslamiyet'le teşerrüf etmişler. Tam aradıkları gönüllerinin istediği bir din. Mutlu olmuşlar, ibadet etmişler. Sevgi dini. Sevgi dini. Böyle hoş yaşarken bunları yasalaştıran bir din geçmiş. Allah'ı tanımışlar. Onun en yüce sanat eseri. Farikanet Efendimiz tanımışlar. Böyle bir haldeyken tabii kader kompütüründe, kaderin büyük hesabında gözden kaçan bir hadise oluyor. O da şu, hiç anlamsız yere Batı dünyası, Hristiyan alemi bir İslam düşmanını tutturuyor. Hı. Ki Hristiyanlığın özüne tamamen ters. Yani bizim de gerçi kendi dinimiz içerisinde Efendimizin getirdiğimkilere ters bir takım davranışlar yok değil var. Ama bu Hazreti İsa'nın dinine o kadar ters ki bir insanı falan dininden dolayı öldürmeye gitmekle bahşi seferleri diye tanımladığımız korkunç felaket çıkıyor ortaya. Bu felaket sırasında bu şer kuvvete karşı koyacak hiçbir kuvvet yok. Bunlar bütün Arabistan'ı Yemen'e kadar talan edip İslamiyet'i kökünden yok etmek üzere hazırlanmış bir yanılgı savaşı. Bu bunların önüne geçecek çok ciddi, ihlas dolu bir kavim lazım ki bunlar Türkler belli olmuş artık. Dünya haritasını açıyoruz. O zaman belli değildi ama bugün biliyoruz. Olmuş çünkü. Bu Türklerin de tabii Anadolu'ya gelmeleri çok zor. Yani köyünden güzel ceviz bahçeleri, üzüm bağlarından kalk da git Anadolu'da. Onların bulunduğu yerde gel. Ne yapacaksın? Ne zor bir şey. Allah'ın takdir kompütüründe bir Moğol belası vermiş. Türkleri rahatsız etmiş. Memleketlerini yağma etmiş ve Türkler o Moğol çılgınlığının önünden Anadolu'ya doğru, evvela Doğu Anadolu'ya, sonra da daha batıya doğru, daha işte Kayağanlar filan Söğüt'e kadar gelmişler. Netice itibariyle bu Moğol tazikiyle Türkler aşağıya intikal etmiş. Bu aşağıya intikal işleri sırasında deminki arz ettiğim gönüller ceryanında, yani Haçlı ordularına İslam inancını korumak için karşı çıkacak bir kuvvet, bir temsilci olduğu için Türkler, bu arada bunların manevi organizasyonları da çok önemli. Yani bir kavmin gelip yere oturmasıyla. Şimdi birçok tarihçilerin tarihte çok iyi çözemediği birçok hadiselerden birisi de Anadolu'nun Türkleşmesidir. Anadolu'yu düşünürüz ki Türkler gelmeye başladığı zaman koskoca bir Hristiyan kültürü ve bir Bizans terörü var. Siyasi kuvveti var, askeri kuvveti var, kültür kuvveti var. Yani o zaman için Bizans kültürü, Hristiyan kültürü öyle koltuk altına alınacak bir kültür değildi. Oradan kalkacak göçebe kavimler gelecekler. 100 sene içerisinde Anadolu baştan sona kadar Türk İslam cemaatiyle dolacak. Bu aklın alacağı bir hadise değildi. Bunu tarihçiler çözemez. Çünkü Anadolu binlerce istila geçirmiş. Yani Anadolu, Anadolu olanı her kavim göz koymuş, istila etmiş ama ne kültür bırakabilmiş ne de kalabilmiş. Anadolu'da böyle bir kavmin kalabilmesi için çok büyük bir manevi desteğe ihtiyaç vardı ki işte bu manevi destek ve de organizasyon. Bu manevi destek sizin de söylediğiniz gibi büyük İslam yüceleri, büyük mütefekkirlerinin Anadolu'ya intikal etmeleriyle meydana gelmiştir. Şimdi kimsenin iyi hesap etmediği bir şey vardır. Mesela Hazreti Mevlana Anadolu'ya gelmişti. Hep fikir sahasında, manevi eğitim sahasında çalışmış gibi görüyoruz değil mi? Halbuki Hazreti Mevlana'nın Anadolu'ya gelmesindeki
mana sırrındaki asıl sebep, onu oraya getiren Allah iradesi nedir biliyor musunuz? Rum mukavemetini kırmasıdır. Dikkat ediniz bakınız, Hazreti Mevlana gelene kadar Haçlı Seferleri bütün şeyiyle, çirkinliğiyle devam etmiştir. Hazreti Mevlana Konya'ya gelip Selçuk merkezinde Hristiyanlığı Hristiyanlığa anlatacak kadar insanlık sevgisi gösterdikten sonra o hale gelmiştir ki Anadolu'daki Hristiyanlık bir taraftan Hazreti Mevlana'nın Hristiyanlığı çok iyi bilen bir insanlık sevgisiyle, bir taraftan Hacı Bektaş Veli'nin örnek ahlak davranışlarıyla, Müslümanlar Hristiyanlara en ufak ziyan yapmayacaksınız, kendi komşunun hakkını geçir, Hristiyan hakkını geçirme diye büyük şeyle, toleransıyla öyle bir hamurlaştırmışlar ki Anadolu'ya Alparslan Manazgirt'te kapıyı açtığı zaman 4 tane asker gelip Anadolu'yu fethetmiş diyebilir. Anadolu'da kültürünü çöktürmüştür. Anadolu'da mevcut kültürü çöktürmüştür. Öyle bir insanlık sevgisi, öyle bir yeni felsefe getirmiştir ki biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın cenazesine bütün Hristiyan alimler, yalnız Konya'daki papazlar değil, 4 bir taraftan gelip katılıyor. Bu ne demek? Karşısında düşmanlık denen şeyi yok etti. Aksi takdirde Anadolu'ya yerleşmek öyle kolay iş değildi. Gelip zorlan, bütün vilayetlerde başka bir kültür, başka bir ırk, başka bir düşünce bunları yok edecektiniz. Evet, yerleşemezsiniz. Tabii. Belirli bir zaman için gelebilirsiniz. Savaş edersiniz, savaş geri gidersiniz. Savaş evet. edersiniz, geri gidersiniz. Dikkat ederseniz Osmanlı İmparatorluğu İlk 7 padişahlar dediğimiz safhasında da devamlı surette mutlaka bir İslam tefekkürü, bir İslam velisi bizzat Osmanlı padişahının yanı başındadır. Evet. Dikkat ediniz, bakınız. Emir Sultanlar, Edebalılar, ondan sonra efendim Akşemseddinler, hep bunlar Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli'ler. Bunlar öyle organize olmuşlar ki yani bir şeyin yalnız güçle değil, manevi destek. Manevi destekle. Bu manevi desteği de tamamen hayali görmemek lazım. İnsanlara yaklaşım biçimi. Bakınız, İstanbul'un fethinden evvel bir Fransız bakan üyesinin bir hatıratı var. Diyor ki ben Üsküdar'a geçecektim. Ama İstanbul o sırada çok kargaşaydı diyor. Bu takriben 1435'te falan oluyor İstanbul'un fethinden. Belki de 40'ta. 10-15 sene evvel oluyor. Çok kargaşaydı, korktum diyor geçmeye. Sonra birisi dedi ki diyor, boğallar, atalar filan. Ama dediler ki diyor, Türk'üm dersen bir şey yapmaz. Çok seviyor bu millet Türkleri dediler diyor. Ne kadar ilginç bir olaydır. Bizans'tan söz ediyor. Evet, Bizans'ın içinde oluyor, bu dışını bırakın. Anadolu'yu bırakın. Bizans'ın içindeki bir kayıkçı Türk'üm diyen adama saygı gösteriyor. Bu işte, bu mütefekkillerin, İslam'ı iyi anlamış bu insanların yarattığı bir eserdir. Biz İslam'ı anlamamakta ısrar edersek, onu böyle öcü haline getirirsek, bu tarihin sayfası karşısında utanırız. Bütün insanlar hayran kalmış. Gerçi şimdi kendi dünyamızda bir sürü düşmanlardan rahatsızız. Evet. İşte bizi anlamıyorlar falan diyorlar. Müsaadenin de anlatalım kendimize de. Yani nasıl anlatmış? Hazreti Mevlana kendisine. Biz yeniden anlatalım. Elimizde sonra yeniden bu iş için bir dokumentasyon toplamaya da düşünüyor. Biz Hazreti Mevlana'yı daha tanımıyoruz. Onlar tanımaya başladı da, onlar diyorlar ki Müslümanlar iyi adammış ya, biz anlamamışız diyor. Evet, teşekkür ediyorum efendim.